Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte IFA 2018'de Adata'nın standındayız ve Adata'nın sıvı soğutmalı RAM'lerine bakacağız. Öncelikle belleklerin modelini belirtelim. Adata'nın Spectrix D80 modelleri, üzerinde dahili sıvı soğutması mevcut. Bellekleri görür görmez aklımıza gelen ilk soru şu: İçerisindeki sıvıyı hareket ettiren bir motor var mı? Ben de bunu sordum. Hayır, bir motor yok fakat sıvı yine de hareket ediyor. Bu da kimyasal tepkime sayesinde gerçekleşiyor. Yani sıvı devir daim oluyor. Nasıl oluyor? Isınan su yer değiştiriyor soğuk suyla. Bu sayede sıvı sürekli belleğin içerisinde yer değiştiriyor ve soğutma sağlanmış oluyor. Akla gelen bir başka konu da sıvı teması. Eğer belleklerin içerisindeki sıvı olur da sisteme sızarsa, ki sızma ihtimali yok, ama olur da sızarsa sıvının iletken olmadığı belirtiliyor. Yani herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Tabii ki belleklerle ilgili en önemli noktalardan bir tanesi de belleklerin performansı. DDR4 3000 MHz ile 4600 MHz arasındaki frekanslara sahip bellek modülleri ve 8 GB modül olarak geliyorlar. Tabii ki kit aldığınızda 16 GB veya 32 GB olarak da satın alabiliyorsunuz. Gördüğümüz üzere gecikme değerleri de gayet düşük. CL16 olarak nitelendirilmiş. Şu anda bellekler sistemde 4600 MHz frekansında çalışmaktalar ve Adata'nın belirttiğine göre 5000 MHz'e de overclock edilebiliyorlar.